İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekrem Bey, Roma gezisi, tüm eleştiriler şu anda soru cevap yapıyor, sorulara cevap veriyor. Hemen bir kulak kabartalım. Avrupa oyunları İstanbul'umuzun ilk kez çoklu bir spor organizasyonunda yer alacağı bir organizasyon. Çok önemsiyoruz, çok güçlü bir iş yapmak istiyoruz. Çünkü 2020'deki bu organizasyon aynı zamanda 2036 olimpiyat oyunlarına adaylığımızın, paralimpik ve olimpik oyunlara adaylığımızın da öncesinde en önemli organizasyon olarak İstanbul'da yapılıyor olacak. Aynı zamanda 2027 Avrupa oyunları 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar öncesinde de kotaların en fazla elde edileceği yarışma olacak. Dolayısıyla hem o döneme dönük bu kapsadığı olaylar çok değerli, hem de İstanbul'da ilk defa böyle çoklu organizasyon, çoklu branşların, işte Haliç'in kıyısındayız, Haliç'te, Marmara Denizi'nde, Boğaz'da, birçok yerde ve salonlarımızda, meydanlarımızda muazzam organizasyonları hazırlıyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bilgi vereyim. Biz oraya 2027 Avrupa oyunlarının protokolünü imzalamak için gittik ve Avrupa Olimpiyat Oyunları Komite Başkanı ile Spiros Kapralos'ta çok önemli bir tören düzenledik. Bunun için gittik. Evet, bazı gazeteciler bize eşlik etti. Bu tarihi olaya hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027 Avrupa oyunlarını, İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım, ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu tahmin ediyorum, ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse, hani günün sonunda biz 2027 Avrupa oyunları için oradaydık. 2027 Avrupa oyunlarına Sayın Cumhurbaşkanı'nı da şimdiden davet etmiş olalım. Peki Cumhurbaşkanı'nın açıklaması dışında bu toplantıyla ilgili başka eleştiriler de oldu. Masrafların İBB tarafından karşılanması lüks olarak bulundu. Masrafları İBB mi karşıladı? Nasıl bir maliyeti oldu bu gezinin? Farklı şekillerde, yani tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta, ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok. Ve Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız, ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönük haberler yapması ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Teşekkür ederiz.